Evet, kayda başladık zannedersem. Radyal Diyemi'den nerede olduğumuzu anlayabiliyorsunuzdur. Şu anda One Engine Operative'de troubleshooting ve tepkilere bakacağız. İrtifamız, hızımız gayet uygun. Burada sağdaki motoru %10 seviyesine alıyoruz. Hemen ilk tepkimiz nedir? Sol rudder, sol hafif roll. Yani arızalı motoru omzumuzda taşıyacağız. Biraz da türbülans var, olacak bu kadar. Şu anda sağ motoru aldığımız için bir iniş takımı ikazı görüyoruz. Evet. Ne yapacağız böyle bir durumda? Sol rudder'la ve sola roll hareketiyle heading'imizi korumaya çalışacağız, hızımızı. Ve sağlam motorumuzu full throttle yaptık. Konfigürasyonumuz bu. Hemen problemi anlamaya çalışacağız troubleshooting sebebiyle. Evet. Fuel selector 10. Motor saatlerimiz uygun. Yakıtımız evet var. Çok türbülans var. Motor saatlerimiz uygun. O zaman motoru tekrar çalıştırmayı deneyeceğiz. Bunun iki durumu var. Ya pervanede dönü olacak. Pervanede dönü var. Pervanede dönü varsa nose down yaparak hızımızı 120 nata getireceğiz. Kendiliğinden çalışmasını deneyeceğiz. Çalışmazsa engine secure prosedür. Güzel. İkinci durum, pervanede dönü yok. O zaman dönüyü biz crankla sağlayacağız. 90 knot'ın altına çekeceğiz uçağımızı. Yavaşlayacağız. 90 knot'ın altına çekeceğiz. 90 knot'ın altında bekleyelim. Crank yaparak dönüyü biz sağlayacağız. Birinde hızlanarak 120 knot dönü. Diğerinde crank yaparak biz veriyoruz 90 knot'ın altında. Motorumuz çalışmadı. O zaman amacımız pervaneyi feather hale getirmek. Peki bu durumda ne yapacağız? RPM, arızalı motorun RPM'i 1800 RPM'in üstüne gelene kadar pitch down yapacağız ve 1800'ün üstüne çekeceğiz. 1800'ün üstünde master switch off yaptığımız anda pervanemiz feather olacak ve pozisyonumuzu bu şekilde 6500, 105-110 arası koruyarak dönüp inmeyi planlayacağız. Evet, bu engine troubleshooting ve one engine inoperative prosedürü. Bu eğitimden çıkış için thrust'ımızı olması gereken %60 seviyesine eşitliyoruz. %60 seviyesine. Motor saatlerimizi tekrar kontrol ediyoruz. Evet. Yakıt. Güzel. Normal. Ve %60'la düz uçuşumuza devam ediyoruz. Engine troubleshooting. One engine inoperative. Özetlersek. Engine troubleshooting de neden motor durdu? Onu yakıt selektörü dahil, motor göstergeleri dahil kontrol ediyoruz. Ama bundan önce istikamet ve irtifamızı tutmaya çalışacağız. Sonra motoru tekrar çalıştırmayı deneyeceğiz. Motor çalıştırırken iki opsiyon var. Bir tanesi dönü var. O zaman 120 knot'tan faydalanarak kendi kendine çalışmasını bekleyeceğiz. Evet, ikinci durum, dönü yok. O zaman 90 knot'ın altına çekip crank yaparak biz yardımcı olacağız. Eğer çalışırsa devam edeceğiz. Eğer çalışma yoksa motoru secure hale getirmek var. Secure hale getirmek için de ne yapacağız? RPM'i, arızalı motorun RPM'ini 1800 üstüne çıkartıp engine master'ı off pozisyonuna getirdiğimizde motorumuz secure hale gelecek. Tabii engine master off pozisyona getirdiğimizde alternatörü de off pozisyona getireceğiz. Ve fuel selektörü de crossfit pozisyonuna getireceğiz. Troubleshooting. Evet, teşekkürler. Herkese emniyet uçuşlar. Nerede olduğumuzu radyal DM'den anlayan varsa yazsın.